Finlandiya'nın Lahti şehrinden kızanlarıma tekrar selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün yine yollara çıktım ben. Güzel bir hava var, yürüyüş yapayım diyorum. 17 derece falandı. En son baktığımda hava sıcaklığı. Tam bir bahar havası. Postaneye kadar gidip geleyim. Postanede mektubum geldi. Daha doğrusu büyük ihtimalle diploma geldi postayla. Taahhütlü. İadeli taahhütlü geldiğine göre zaten göndereni biliyorum. Büyük ihtimalle odur. Hem gideyim. Postane çok uzak değil buraya. Toplam olsa olsa 1 kilometre falandır. Birazcık yolu uzatıyorum. Hava da güzel olduğu için. Şöyle bir yürüyüş yapayım bahaneyle. Bahaneyle şey de yapayım diyorum. Diplomaydı veya mektubu ne geldiyse artık. Onu gelip alayım. Gidip alayım. Burada. Bugün işten çıkış trafiği büyük ihtimalle. Araçlar çoğalmaya başladı yavaş yavaş. Neyse ben kendimi değil size etrafı göstereyim. Etrafı göstereyim dedim. Ama bakın şurada bakın dış cepheye tadilat yapıyorlar. Onu da görün. İnşaatlarda böyle yalıtım büyük ihtimalle bir kat daha geliyor. Öyle duymuştum ben. Olan yalıtımın üstüne bir kat daha yapıyorlar. Enerji tasarrufu. Anladığım kadarıyla yapıyorlar. Çünkü pahalı. Isınma vesaire çok pahalı bu ülkede. Pahalı olduğu için insanlar arayış içinde. Marketler gördüğünüz gibi bakın kırmızı da şey var orada. Yazıyla yazıyor. Çok yakınımızda. Etrafı da göstereyim şöyle. Birkaç gün sonra gezelim diyoruz. Bir plan yaptık. Daha doğrusu plan üzerinde çalışıyoruz. Hanımla beraber gidelim birkaç günlüğüne kafa dinleyelim diyoruz. Çok uzağa gitmeyeceğiz. En fazla zannedersem 200 kilometre kadar bir uzağa gideriz. Gittiğim yerlerde sizler için video hazırlamayı düşünüyorum. Bakalım. Beraber gezelim. Finlandiya'yı, Lahti civarını. Öyle diyeyim. Kırsal yerlere gitmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Gideceğimiz yerler birkaç gün kalacağız. Karavan tatil evleri olan yerlerde kalacağız. Oralardan ben size tatil evleri, karavan bölgesi hakkında evin içinde neler var, nasıl bir ücret, ücretler gerçi değişir de bilgi vereyim diyorum. Buraya tatile gelmek isteyenler veya gelmek isteyip de gelemeyenler için bir tatil olur. Öyle diyeyim. Bakın arkadaşlar bu döner kavşak olayını hep söylüyorum ben. Döner kavşağın içinde kimse o yol onundur. Nasıl da işliyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ben sağdan geliyorum. Yol benim olayı değil. Neyse. Başka videolarımda bahsetmiştim. O yüzden göstermek istedim. Arkadaşlar. Kızanlar. Kızanlar kanalıma abone olmadıysanız kızarım sonra size. Vallahi mükemmel bir hava var. İyi ki çıkmışım. Birazcık çıkayım mı çıkmayayım mı diye tereddüt etmiştim.
posta, başka posta da bekliyorum, paket falan beklediğim için düşündüm hepsi bir gelince ben gidip alayım diye. Ama böyle de iyi oldu. Şimdi yarın bir daha gitmek zorunda kalacağım ben. Farkındayım, biliyorum yani büyük ihtimal. Postadan bir paketim gelecek. Gelmiş olması lazım. Helsinki'den buraya 2 günde bir posta gelemez artık. Ölelim. Helsinki'ye 100 kilometredeyiz bu arada. Helsinki'ye 100 kilometre mesafede Lahti şehri. Bak çok. Gideceğim yer, aklımda kalan yer bir tanesi Hartola olacak. Orada Hartola veya civarı öyle diyeyim. Kırsal kesime gideceğiz. Böyle çiftlik otel falan olması gerekir. Fikir değiştirmezsek. Çiftlik otelleri yani çiftlik kırsal bölge tatili yani. Neler var bir bakmak lazım. Merak ediyorum. Çok da ben severim zaten doğayı. Kırsal bölgeyi. Kendim zaten köylü olduğum için bir biz de tam köylü de sayılmayız ama köyde büyümüşüz. Köyle bağımız kopmadığı için köy hayatını %100 anlamasak bile %10, %20 biliriz. Öyle diyeyim. Elbette. Şurada yeşil ışık yanıyor. Hemen atlayayım ben. Kırmızıyı çevirmek üzere çevirdi bile. Bari buradan geçelim. Öyle bir yerleri biz göstereyim size. Nasıl bir tatil anlayışları var? Daha doğrusu turizm nasıl burada? Görelim. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ben? Ben yaya kaldırımından gidiyorum. 3'e bölünecek. Büyük ihtimal bir taraf. Yayalar bir taraf. Bisikletler bir taraf. Ne bilmiyorum. Veya bir taraf geliş gidiş mi olacak? Ne yapacaklar? Yeni düzenleme yapıyorlar. Ne olduğunu anlayamadım daha. Ama burada bakın bisiklet ve yaya kaldırımları geniştir arkadaşlar. Çok geniştir. Buradan 2 araba yan yana geçer. Hemen geldik farkındaysanız büyük marketlerin falan olduğu yere. Postanemiz de zaten görünüyor. Bina görünüyor. Kendisi görünmüyor ama postane şurada olacak. Şurada şu bina. Yüksek bina görünüyor mu bilmiyorum. Tabelaların arkasında. Oraya gideceğiz. Gidelim oraya. Burası zaten millet hemen dışarıda. Görünüyor mu bilmiyorum ama dışarıda terasında. Burası benzinlik. Kafeteryası falan var. Yanında işte araba yıkaması vesairesi. Millet hemen havayı güzel bulunca kendini dışarı atıyor. Dışarıları teraslara atıyor. Ve reklamını yapmak istemediğim gazlı içecekten gazlı içecekle güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Hayat seviyorlar. Daha iyi günleri beklemiyorlar. Bugün güzel bir gün diyorlar. Bugünün tadını çıkarıyorlar. O yüzden
bu tarafını seviyorum. Hayata bakış tarafı. Evet, burayı hazırlamışlar. 3 şerit olmuş ama boyamaya başlamışlar. Türkiye'deki moda buraya da gelmiş. Asfalt boyanıyor. İlginç. Kim yaptıysa bu işi, fikir, konsept kimden çıktıysa güzel para kazanıyor. İmal eden kişi bunu. Bilmiyorum artık hangisi. Büyük ihtimal bu sol taraf. Sol taraf arkadaşlar şey. Sol taraf. İki geliş geliş bisiklet yolu yapmışlar. Araba şeridi gibi bölmüşler. Bu taraf geniş olan taraf yayaları. Fikir değiştirmişler galiba. Önce başka yeri çizmişlermiş. Yanlışlık olmuş herhalde. Böyle bir... Bu Korat Rauta deniliyor. Burada nalbur, öyle diyeyim. İş aletleri vesaire, inşaatla ilgili her türlü şey var. Orada. Şurada bakın, totem var. Valo yazıyor. Orası da bir alışveriş merkezi. Oraya gidiyoruz. O totemin olduğu yerde sayılır. Hatta şu görünüyor mu bilmiyorum. Kırmızı tuğladan bina var. Oraya gidiyoruz. O binada bizim postanemiz. Köprünün altından geçiyoruz yolda. Burada da sanat eserleri çok. Burada belediye yapmaz. Buna gelir kaçak yaparlar. Öyle biliyorum en azından. Şöyle göstereyim. Öyle olması lazım. İlginç bu el becerisi. Bunu yapanlar gençler, çocuklar olduğu için bu yaşta bu beceri. Bravo. Bravo. Şöyle. Postane, evet. Yazısını, tabelasını görüyorsunuz herhalde. Posti diyor. Postahane, posta, postahane. Araçları da burada. Biz zaten arka, binanın arka tarafından geliyoruz buraya. Ön tarafı gittiğimiz yönde. Bayağı da posta aracı varmış burada. Bizim paket gelmedi Helsinki'den. Bizim paket muhakkak şurada. Bakın kamyon gelmiş. Büyük ihtimal evet. Benim paket burada. İndirildi. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Belki biraz sonra mesaj atarlar. Hiç de belli de olmaz. Belki de sabaha gelir. Sabaha gelir. Şimdi kimse şey yapmaz gibime geliyor. Neyse ben postaneye geldik. Ben maskemi takayım. Maskem yok. Arkadaşlar gelmiş. Şeyimiz. Diplomamız, evde açalım bunu. Hadi gidelim. Eve doğru. Şu araba Skoda'nın TOG'a benziyor arkadaşlar. Bir an TOG'u ÇOG'a'nın. Hepsi birbirine benziyor araçların zaten.